Elimizdekileri iyi değerlendirmek gerek Dilaver. Unutma ki biz ne kadar büyürsek Boran o kadar küçülür. Hemen İbrahimlere uğrayın. Topraklarının fiyatını öğrenin. Alımlara başlayalım. Abi, babam toprak aldığımızı biliyor mu? Dedim ya sana oğlum. Bundan gayrı arkamızdaymış işte. Ya öyle ama toprağı bilmiyor değil. Bunu da bilmesin. Gereksiz detaylarla adamı yormayalım. Yaşlandı işte. Tamam abi. Sen öyle diyorsan öyledir. Abi, ben İbrahimlerle konuşmaya gideyim de onların arazileri Sıla'nın aldıklarıyla sınır değil mi? Ne güzel işte. Gelin ağamız özlemez bizi. Yan yana oluruz. Hadi Ayşe. Sen odaya git. Ağam. Allah senin başımızdan eksik etmesin. Sen gelmeydin. Ocağını beni öldürmeden rahat etmezdi. Geçecek Ayşe. Bunların hepsi geçecek. Bütün yaralarını saracağız. Artık yanındayım. İstemediğin hiçbir şey kimse sana yaptıramayacak. Allah senden razı olsun ağam. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Yalnız Ayşe, senden bir ricam var. Ağam, söyle yoruna kurban olayım. Yok Ayşe. Sıla senin bu halini görürse çok üzülür. Ağam, ben birkaç gün gözüme hiç gözükmem. Sen hiç meraklanma. İyileşene kadar. Oğlum, ya böyle artık oturmaktan vazgeçmemiz lazım ha. Bu pineklemek nereye kadar yani? Artık biz de işlerin başına geçsek, bir ucundan tutsak hiç de fena olmaz hani. Ya Vazar, Sıla bize İstanbul'da bir şeyler göstermişti. Hani bir Mardin, Midyat'la ilgili proje mi vardı, bir şeyler vardı. Hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum tabii ki baba, biliyorum onları. Ya sen onları bana baştan sona bir anlatsana oğlum ya. Tamam baba bak. Şimdi o aldığımız arsa. O satın aldığımız toprakları fabrikalara kuracağız. Ne konuşuyorsunuz öyle fısır fısır? Ya ne konuşacağız Bedar fısır fısır ya? Allah Allah, bir şeye de burnunu sokma. Oğlumla dertleşiyoruz, görmüyorsun. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Baba oğul dertleşiyorlarmış. Hepsinin de afrası tafrası ayrı. Hanginizin tepine göre oynayacağım şaşırdım. Kapı çalıyor, kapıya bak Bedar. Hele kim bu gelen? Açınca göreceğiz Celil. Allah Allah. Azat yavaş oğlum. Ay Hatice'm, hoş geldin. Hatice'ymiş. Hoş geldin Hatice. Hoş bulduk. Döndüğünüzü duyunca bir görmeye gideyim dedim. İyi ettin anam. Nasılsın, iyi misin? İyiyiz, hamdolsun. Oh, çok şükür. Çok sevindim seni gördüğüme. Hoş geldin Hatice teyze. Hoş bulduk. Baba ben bir narine alayım. Tamam oğlum. Hoş geldin Hatice. Hoş bulduk. Nasıl, Ahmet Ağa nasıl, iyi mi? Sağ olasın Celil. İyiyiz. Hamdolsun. Ya Bedar, güzel bir şekerli kahve yapsan da içsek değil mi? Misafirimiz de var. Allah Allah. Celil yapmasına yapayım da. Tamam. Komşum kusura bakma, hiç kahvemiz kalmamış da. Olsun komşum. Az kahveni içmedim. Allah ömür verse de yine içeriz kahveni nasıl olsa. Ah Hatice. Kendi memleketimizde sürgün ettiler bizi. Ne yüzümüze bakan var, ne paramızla ekmek veren var. Kaç gündür neler çektiğimizi bir Allah bir biz biliriz. Üzülme komşum. Her şey bitecek Allah'ın izniyle. O fikirsizlerin tavırlarına da aldırma. Hiçbiri senin benim gibi başını yastığa koyunca rahat uyumuyordur. Doğru diyorsun Hatice'm. Doğru diyorsun da. Hepimiz aynı toprağın insanıyız. Aynı havayı soluyoruz, aynı suyu içiyoruz. Ama derler ya işte. İnsanlar kısım kısım, yer damar damar.